Anne. Ne o? Niye kalktın? Daha çok erken. Uyuyamadım. Bir derdin mi var? Birbirimize numara yapmayalım anne. İkimizin de derdi var biliyorsun. Bana kalırsa arkadaşlığı sigaradan değil, kızından bekle. Çocuk olma, hiçbir derdim yok benim. Benim var. Bak anne. Babam 3 gecedir eve geç geliyor. Bunu hiç beğenmiyorum ben. Ben de. İşin içinde bir kadın olabilir değil mi? Evet. Ne yapmayı düşünüyorsun? Doğrusunu istersen bilmiyorum. Bana kalırsa bunun hemen önüne almalıyız. Vakit geçirmeden. Haklısın. Yalnız ne yapacağımızı iyice düşünmeliyiz. Yanlış bir hareket durumu daha kötü bir hale sokabilir. Bu konuda hepimiz aynı derecede tecrübesiziz. Sen de, ben de, baban da. Asıl zayıf güç durumda olan da baban. Bunu asla unutmamalıyız. Anladın mı yavrum? Anne! Ne var? Ne olur sen yat, bu sefer onu ben karşılayayım. Ama... Rica ederim anne, böylesi daha iyi. Bana güvenebilirsin, sen yat ve uyuyormuş gibi yap. Peki. Hayrola gece kuşu, saat 4:30. Bu zamana kadar nerelerdeydin? Arkadaşlarla beraberdik, prova yaptık biraz. O Vasfi'nin kulaklarını çekmeli. Koca gün ne güne duruyor. Gece yarısından sonra prova yapılır mı hiç? Çocukların, büyüklerin işlerine karışması hiç de güzel olmuyor. Tatsızlık etme baba. Erken de yatsam, geç de yatsam arabanın sesini duymadan tam uykuya dalamıyorum ben. 3 gecedir de doğru dürüst uyuyamıyorum. Affedersin. Bir daha geç kalmamaya gayret ederim. Baba! Biliyorsun seni çok severim ben. Taparım sana. Çünkü iyi bir baba, mükemmel bir arkadaşsın. Bize en güzel şeyleri öğrettin. Yalan söylememeyi, riyakarlık etmemeyi, insanlara yardım etmeyi, sözünde durmayı hep sen öğrettin bize. Ne olmuş? Bu sözlerin manası ne şimdi? Kötü bir şey yaparsan... Bizi hayal kırıklığına uğratırsan yıkılırız baba. Bir daha kendimize gelemeyiz. Hiç kimseye güvenimiz kalmaz sonra. Ne olur, dikkat et baba. Anne, baban daha kalkmayacak mı? Hayır. Neden? Akşam biraz geç yattı. Peki bizim haftalıklar ne olacak? Bugün pazartesi. Bu seferlik ben veririm. Al bakalım. Sokak kapısının anahtarını al Ayşe. Bugün biraz işim var. Belki evde olmam. Nereye gideceksin? Sonra anlatırım. Sakın babama bir şey söyleme anne. Merak etme. Güler yüzlü ol. Sürat etme, değil mi? Peki canım. Ismarladık anneciğim. Güle güle. Al bakalım haftalığını. Sakın kendini üzme ne olur. Sen de üzülme yavrum. Ne oldu abla? Bir şey yok. Peki neden kendini üzme dedin? Çok sual sorma Ömer, sen daha küçüksün. Küçüğüm ama erkeğim. Ah, bayılsınlar senin erkekliğine. En kısa zamanda eşinizle görüşmek istiyorum. Neden? Durumunuz oldukça kritik. Yakınlarınızın bunu bilmesi her bakımdan faydalı olur. Doktor, durumum ne olursa olsun bunu kocamın ve çocuklarımın bilmesini istemem. Göründüğümden daha metin bir insanım. Hakikati bana söyleyebilirsin. Yok, başkaları namına fedakarlık etmenin sırası değil. Eşinizle görüşmek istiyorum. Buna ancak hakikati öğrendiğim zaman karar verebilirim. Aksi halde asla.
Derhal hastaneye yatmanız lazım. Mümkünse bugün. Neden? Kan pıhtılaşması. Öyle bir hastalık ki yarınınız için dahi kati bir şey söyleyemem. Son derece sakin, üzüntüsüz bir hayat yaşamanız şart. En ufak bir heyecan dahi ölümünüze sebep olabilir. Çok defa buna bile lüzum kalmaz. Ufak bir kan pıhtısı herhangi bir damara tıkayabilir. Doktor! Kabil olduğu kadar çabuk hastaneye yatıp ameliyat olmanız lazım. Bu kadar açık konuştuğum için beni mazur görün. Buna mecbur hissettim kendimi. Durumunuz tehlikeli. Fakat ameliyatın neticesinden eminim. Söz veriyorum sizi kurtaracağım. Yeter ki beni dinleyin ve bir an evvel hastaneye yatın. Baba, benim de sakallarım çıkmış mı? Hayır. Ama seninkiler çıkmış. Ben babayım. Ben de baba olunca senin gibi her gün tıraş olacak mıyım? Öf, sıktın, fazla konuştun. Hadi bakalım ablanın yanına. Abla, bu kuşun annesi babası yok mu? Var tabii. Ama nerede? Kim bilir? Peki nasıl bıraktılar çocuklarını? Onlar bırakmamıştır ki, insanlar ayırmıştır. İnsanlar fena mı? İyileri de var, fenaları da. Babam bugün fena. Tıraş olmak istedim, kovdu beni. Kabahat sende. Ben annem gibi makyaj yapıyor muyum? Ama ben erkeğim. Hadi oradan. Abla, iki kere yedi kaç eder? Kerrat cetveli işte. Ablacığım, şu çıkarma nasıl yapılıyordu? Ay ne aptal şeysin sen, öğretmenin göstermedi mi? Gösterdi, ama unuttum. İyi öyleyse. Yarın sıfır alınca aklın başına gelir, bir daha da unutmazsın. Ama söylesen ne olur? Söylemem. Ayşe, doğru değil yaptığın. Sen ablasın. Ama anne, kendi dersimle mi uğraşayım, onunla mı? İkisini de yapabilirsin sen. Anneler, babalar daima çocuklarıyla beraber olamazlar. Onların daha evvel yaşanmış ömürleri var çünkü. Ama kardeşler uzun zaman beraber kalırlar. Ne demek istiyorsun şimdi? Belli olmaz. Hayat bu. Bir gün Ömer'in bütün mesuliyeti senin üzerine kalabilir. Onun için şimdiden bu vazifeye alışmalı, ona yardımcı olmalısın. Kötü kalplisin sen. Durup dururken insanı üzmekten zevk alıyorsun. Somurtma hemen. Böyle şeylerden bahsetme, istemiyorum. Peki, bahsetme. Gel buraya, hazır yumurcak. Aa, ne oluyor buna? Kulağını aç da iyi dinle, bir kere anlatırım, bilmiş ol. Ne o, gidiyor musun? Evet. Seninle biraz konuşmam lazım. İmkansız, acele işim var. Birkaç dakikanı ayırsan iyi olur, çok mıyım? İmkansız dedim ya, hemen gitmem lazım, yarın konuşuruz. Hı, bu ne şıklık böyle? Her zamanki halim değil mi? Çocuklar bile bir başkalık fark ettiğine göre olmaması lazım. Çocuklara bakma sen. Kendi iç dünyalarına göre konuşurlar. Ben de mi baba? Sen çocuk değil misin? Ona bakarsan sen de biraz çocuksun. Yakışmıyor sana. Bu kadarcık boyunla ukalaca sözler yakışmıyor Ayşe. Allah'a ısmarladık. Ne oldu ablacığım? Ablam yatmayacak mı anne? Biraz sonra. Masal anlatmayacak mısın bana? Biraz başım ağrıyor. İstersen teybe açayım ha? Hı hı. Allah rahatlık versin yavrum. Sana da anneciğim. Küçücük kuşlar gibi. Küçük
küçüksün daha. Her şeye rağmen çocuksun. Aklın sıra dertlerimi paylaşmaya çalışıyorsun. Göründüğüm kadar küçük değilim anne. Acıyor musun bana? Hayır, acımıyorum. Çünkü babam yalnız sana ait değil, hepimizin o. Belki de biz işi büyütüyoruz. Biliyor musun? Evli erkeklerin çoğu ara sıra böyle küçük maceralara özenir. Peki ya aldanıyorsak, ya arada bir kadın yoksa? Bunu anlamak çok kolay. Ama cesaretim yok, korkuyorum. Ne olursa olsun hakikati öğrenmeliyiz anne. Ona göre hazırlanırız, mücadele ederiz. Yemin ederim her zaman seninle beraber olacağım. Ne tuhaf! Babanı hiç sevmiyormuş gibi konuşuyorsun. Halbuki babam için çalışıyorum, onu kaybetmemek için. Yuvamız yıkılırsa yaşayamam ben anne, yaşayamam!